Cumartesi annelerinin adalet çığlığı. Kamu emekçileri sokağa indi. Trump'tan gülen açıklaması. Günün haberleri başlıyor. KESK, yoksullaşmaya, işsizliğe ve güvencesizliğe karşı birlikte mücadele adıyla İzmir'de Ege Bölge mitingi düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce çalışan, yoksulluk, yalan talan düzenine karşı ekmeğine sahip çık, yaşasın emekçi mücadelemiz sloganları attı. Diske bağlı Gıda Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle 10 gün önce işten çıkarılan ve fabrika önünde direnişte olan Tariş işçileri de "Atılan işçiler geri alınsın, sendika hakkımız tanınsın" pankartı ile alanda yer aldı. Çalışanlara seslenen ve siyasi iktidar "kriz yok, hepsi manipülasyon" dese de resmi veriler bile ülkede yaşanan krizi teyit ediyor diyen KESK eş genel başkanı Aysun Gezen, "ülkede yaşanan krizin faturası bu düzenin mağduru olan %99'a kesilmek isteniyor" sözlerini kullandı. Avrupa Parlamentosu, Gülen cemaati mensuplarının MİT tarafından kaçırıldığı Moldova'yı kınarken, Gürcistan'ı da Türkiye'nin baskılarına direnemediği için eleştirdi. Moldova raporunu kabul eden Avrupa Parlamentosu, kaçırmaların hukukun üstünlüğü ve temel insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı ve Moldova'nın 3. ülkelerden gelen iade taleplerini Avrupa Birliği normlarına göre değerlendirmesini talep etti. Böylece ilk defa Gülen cemaat üyelerinin kaçırılmalarına ilişkin protesto niteliğinde bir karar alan Avrupa Parlamentosu, aynı gün kabul ettiği Gürcistan raporunda da ülkedeki Gülen okullarının Türkiye'nin baskısıyla kapatılmasından duyduğu rahatsızlığı vurguladı. Raporda Gürcistan yetkililerine baskılara direnme çağrısı yapılırken, Avrupa Birliği'nin de bu ülkelere Türkiye'nin baskılarına direnmesi için destek vermesi gerektiği kaydedildi. Ne yapıyorsunuz? Gel, çocuğumu verin! Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Trump konuyla ilgili açıklamasında "bu gündemimizde olan bir durum değil" sözlerini kullandı. Söz konusu iddiayı gündeme taşıyan NBC haberinde Trump yönetimi gazeteci Cemal Khashoggi cinayetinin etkilerini azaltmak, Suudi Arabistan'la Türkiye arasında gerilen ortamı yumuşatmak için Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesinin yollarının araştırılmasını istediği ifadelerine yer vermişti. Haberden kısa süre sonra açıklama yapan Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı da Gülen'in Türkiye iadesi meselesinin konuşulmadığını duyurmuşlardı. Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda görev yapan askerler akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve durumu ciddi olan 21 asker tedavi altına alındı. Manisa'yı Sağlık Müdürlüğü hafif besin zehirlenmesi teşhisi konulan ve ayakta tedavi gören diğer askerlerin de tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğunu duyurdu. Aynı kışlada geçen yıl 731 asker yemekten zehirlenmiş, bir asker de hayatını kaybetmişti. Aylık yaşam gideri bursu genç araştırmacılar için 20 bin lira, deneyimli araştırmacılar için 24 bin lira olacak. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tersine beyin göçünü hızlandırma gerekçesiyle yeni burs programı açıklamasının hemen ardından İstanbul'da akademisyenlere yönelik olarak başlatılan operasyonları köşesinde değerlendirdi. Özdil, Profesör Betül Tanbay ve Profesör Turgut Terhanlı'nın da bulunduğu çok sayıda bilim insanı evleri basılarak gözaltına alındı. Türk Matematik Derneği'nin ilk kadın başkanı olan Tanbay, Avrupa Matematik Derneği'nin başkan yardımcılığına seçilmişti. Yılbaşında bu görevine başlayacaktı. Böylece tersine beyin göçü projemiz, Bismillah daha ilk günden beyinsizlik göçü projesine dönüştü sözlerini kullandı. Bakanlığın projesinde yurt dışından dönecek akademisyenlere 24 bin lira vaat edildiğini de hatırlatan Yılmaz Özdil, yazısını "ayda 24 bin lira maaşla tutuklanmaya gelecek nükleer fizikçi falan var mı? Dünya bilim camiası bu gizemli problemin cevabını arıyor" ifadeleriyle noktaladı. Müzik.
Zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması talebiyle 23 yıldır mücadele veren Cumartesi Anneleri 712. hafta eyleminde İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi önünde bir araya geldi. Gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin akıbetlerinin açıklanmasını, onları kaybedenlerin yargılanarak cezalandırılmasını ve hiç kimsenin kaybedilmediği bir hukuk devleti istediğimiz için engelleniyoruz, suçlanıyoruz, şiddete uğruyoruz, gözaltına alınıyoruz ifadelerini kullanan anneler, AKP iktidarının seslerini engellemesini, insanlığa karşı suç niteliğindeki gözaltında kaybetme eyleminin resmi olarak inkar etmesi anlamına geldiğine dikkat çekti. Gözaltında kaybedilişinin 24. yılında eşi Nihat Aydoğan'ın akıbetini soran Halime Aydoğan'da herkesin bir kaybı var. Ölene kadar eşimin kemiklerini arayacağım. Devletten para pul değil, kemik istiyorum dedi. Biz onlardan bir şey istemiyoruz. Sadece bir kemik istiyoruz. İçimiz rahat olsun. Onlara bir şey olmuyor ki. Olmuyor bir şey. Kemiklerimi versinler. Nereye koyduysalar orada çıkarsınlar, söylesinler. Biliyorlar. Her şeyi onlar biliyorlar.